Betül, bugün Ereğli hissesinde de hareketliliğin yüksek olduğu dikkat çekiyor. Hatta %5'in üzerinde alıcılı bir seyir söz konusu. Ereğli hakkında da bir değerlendirmeni almak isterim. Tabii ki baktığımız zaman hatta endekse en büyük katkı sağlayanlar arasında ikinci sırada olduğunu görüyoruz. 14 puanın üzerinde bir katkısı var şu an itibariyle. Aslında Nisan sonundan itibaren olan fiyat akışından da bahsetmek gerekirse burada Avrupa tarafında resesyon endişeleri, ham madde demir çelik sektöründe buradaki çelik fiyatlarındaki baskı genel itibariyle demir çelik sektörüne negatif yansımıştı. Endekste her ne kadar pozitif fiyatlamalar yaşansa da endeksteki yükselişe katılım sağlayamadığını görmüştük biz demir çelik sektörünün, özellikle Ereğli hissesinin. Burada daha sonrasında yatırım kararıyla birlikte, Kasım ayı başı itibariyle aldığımız yatırım kararıyla birlikte Temmuz ayından sonra yaşanan toparlanmanın ivme yakaladığını ve bugün itibariyle de artık tüm zamanların zirvesini 40 liraya taşındığını görüyoruz. Burada 40 liranın üzerinde tavan seviye olan 41-46 seviyesi önemli olacak. Aynı zamanda bugün bir haber vardı Ereğli cephesinden de. Erdemir Madenciliği'nin Sivas'taki demir ocağı projesiyle ilgili ÇEZ sürecinin başladığına ilişkin. Buradaki bu sürece ilişkin haber akışları da hisse üzerinde pozitif yansıması olacaktır. Yükselişi destekleyecektir. Aynı zamanda her ne kadar 40 lira seviyesi test edilmiş olsa da yükselişte hacimli oldukça. Burada gün içi volatilite oldukça yüksek. Herhangi bir geri çekilmenin yaşanması halinde tekrar 38 seviyesine ve burada baktığımız zaman yükselen trend kanalı vardı. Bunu yukarı yönlü kırmıştı. Burada tekrar bu kanalın üst bandının bulunduğu seviyeye 36 ve 38 bandına tekrar bir geri çekilme yaşanabilir. Herhangi bir düzeltme yaşanması durumunda. Buna karşı dikkatli olunmalı. Her ne kadar eğer 40 lira seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşecek olursa yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini görebiliriz. Şu an ortalamanın üzerinde bir seyir var. Kanalın yukarı yönlü kırıldığını takip ettiğinizi ilettim. Tabii bu pozitif olarak değerlendirilebilir. Ancak dediğim gibi olası düzeltme hareketlerinde ise 38 ve 36 seviyelerine tekrar bir geri dönüş yaşanabilir. Bu yüzden gün içi volatiliteye karşı oldukça temkinli yaklaşmak daha doğru bir strateji olacaktır. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Rica ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Gedik Yatırım YouTube kanalında yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yarın Betül Atılkan'la birlikte saat 2'de sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Yayınımızı kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın.